Sevgili yetkincim, ben boş buldum çünkü tekrar onun mekanındayım. Tekrar ben boş buldum yetkincim. Tekrar boş tekrar buldunuz bölüme. <laughs> <laughs> Bu bölümde ne anlatacaksın? Bu bölümde gene ses işleyeceğiz ama e, geçen bölümdeki gibi e, açık kaynak bedava programlar değil de daha profesyonel olan iki program seçeceğiz. Bunlardan bir tanesi sadece bir digital audio workstation yani sadece bir ses işleme programı e, olan Kokos şirketinin Reaper programı. Diğeri ise DaVinci Resolve'un içerisindeki Fairlight programlar. Her ikisini de linkini atacağız evet, size. Bunlar profesyonel programlar. Geçen seferki gibi açık kaynak programlar değiller. Ama ücretsiz gibi düşünün her ikisini de. Evet. Da Vinci... Özellikle DaVinci, ben özür dilerim bala kesim. Özellikle DaVinci Resolve daha önceki zaten çekinmeyin, F-Log çekin bölümünde Serisinde kullandı kullandım onu ben size göstermiştim. Zaten onun bedava versiyonu çok şey yapıyorsunuz. Reaper'la ilgili de aslında... Reaper'da da şöyle bir şey var. Aslen kişisel lisansı 60 dolar, şirket lisansı 200 dolar gibi bir şeydi. Fakat deneme sürümü var 60 günlük. Onunla da ilgili şöyle bir durum var. 60 gün bitse bile denemeye devam ediyorum diye tıkladığınız sürece denemeye devam ediyorsunuz. Ve sizi limitlemiyor. Dolayısıyla aslında muadillerinden çok ucuz bu program olduğu için... Böyle bir stratejileri var adamların. Asla adam adamlar Winamp'ın yaratıcıları bu değil. Adamı mi? Adamın programı bu Dripper'i yazan adam Winamp'ı O yazan adam. Dolayısıyla böyle bir değişik bir yaklaşımı var bu işe. Parayı buldu herif yani. Parayla ilgili bir derdi yok Anladım. ve bunu geliştiriyor. Zaten çok uygun bir fiyatı sunuyor. İnanın 60 dolar bu programın bu programın muadilleri en az 300 dolar. Yani 600 dolar, 1000 dolar en az. Bu 60 dolara da yani adam şöyle demiş 60 dolara da alın be kardeşim almıyorsanız da hadi kullanın demiş aslında. Asleni aslında. bu. Doğrusu bu. Ama ticari bir şekilde kullanacaksanız mutlaka lisansını almalısınız. Evet. E, ama kişisel kullanımlarda e, 60 gün içerisinde de ticari kullanabilirsiniz 60 gün bitene kadar. Kesinlikle bedava program değil aslında. Tamam. E, o zaman başlayalım. Belki evet. Yine. Evet tamam. aynen. Hadi. Evet merhaba bu bölümde size e, Davinci Resolve'un bedava versiyonunu kullanarak ses kayıtlarımızı nasıl daha iyi hale getireceğimizi anlatacağım e, çok hızlıca Davinci Resolve'dan bahsetmek istiyorum aslen Davinci Resolve hayatına bir color correction yani renk düzeltme ve renk işleme programı olarak başladı e, şu anki geldiği noktada e, hala renk düzeltme ve renk işlemede dünya standartı halinde e, bunun dışında e, ...aynı zamanda çok iyi bir kurgucu... ...haline geldi. Da Vinci ile kurgu da yapabiliyorsunuz. Da Vinci ile... ...compositing efektler de yapabiliyorsunuz. Adobe After Effects'te yaptıklarınız gibi. Renk yapabiliyorsunuz ve... ...içinde çok güçlü bir... ...ses işleme... bölümü de var. Da Vinci pek çok programı bir arada bulunduğu... ...bir program gibi düşünebilirsiniz. Bunu Adobe ile karşılaştırırsak... ...Adobe'de ayrı ayrı programlar halinde bunlar. Premiere farklı işin farklı, After Effects farklı, pek çok değişik programın bir arada bulunduğu bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Açtığınızda programı aşağıda şurada kısımlar göreceksiniz. Media, Cut, Edit, Fusion, call, Color, Fairlight ve Deliver kısımları. Medya kısmı buraya videolarınızı ya da ses dosyalarınızı atacağınız yer. Cut kısmı burada videoları ya da sesleri keseceğiniz kısım. Edit kısmı kurgu kurgu kısmı. Fusion kısmı compositing özel efektler yapabileceğiniz 2 iki boyutlu ya da üç boyutlu compositing After Effects gibi efektler yapabileceğiniz kısmı. Color kısmı, renk kısmı ve bizim bugün asıl ilgileneceğimiz kısmı Fairlight. Burada da zaten nota işaretiyle görürsünüz. Burası da ses editörü ve mikseri. Hem videonuzdaki sesleri hem de sadece sadece sesleri de işleyebilirsiniz. Çünkü çok güçlü bir mikseri var ve çok sağlam pluginleri mevcut. Ve bu programın en güzel özelliği de DaVinci Resolve'un bedava olması. İki versiyonu var. DaVinci Resolve Studio bu paralı olan versiyonu. Bizim şu an kullandığımız normal DaVinci Resolve. Gerçekten parasız bir program. Yapacaklarımız kolay. Öncelikli olarak ses dosyamızı ya da videomuzu buraya çekip atıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya düştü. Fairlight'ı kısmına yani ses işleme kısmına geçmeden önce buraya edit kısmında dosyamızı timeline'in üzerine attık. Burada videoysa da video doğru gözükecektir. Üst kısımda video gözükecektir. Altında videonun sesi gözükecektir. Fairlight'a tıkladığımızda burada göreceksiniz. Şu kısımda eğer videoysa videoyu da göreceksiniz. Fakat burada işimiz sesle. Önce bu ses kanalını büyütelim. Gördüğünüz gibi bunu bir oynatalım. Samimiyetle söylüyorum o yorumları ve o insanlarla... Evet şu an sadece ses dosyası olduğu için burada bir şey görmüyoruz. Video olsaydı videoyu da aynı anda izleyecektik şu köşede. Şimdi buradaki küçük editleri göstereyim. Bu şekilde sağa sola ilerletebiliyorsunuz. Buradan zoom in zoom out yapabilirsiniz. Buradan büyütebilirsiniz. Veyahut kısa yolları kullanabilirsiniz. Alta basarak mouse'un tekerleğiyle zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Cursor neredeyse oraya zoom in zoom out yapar öyle düşünün. Diyelim ki burada daha sonra kontrole basarak gene mouse'un tekerleğiyle sağa sola gidebiliyorsunuz. Shift'e basarsanız bu şekilde dikey olarak zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Daha sonra sesi böyle ya da böyle çekebilirsiniz. Yaptığınız hiçbir edit distraktif değildir. Yani şunu şöyle yaptığınız zaman bunun sağ tarafı kaybolmaz. O hala ses dosyası hala bu tarafta duruyor. Kesmek isterseniz kesmek istediğiniz noktaya getirin. Ya bu ikonu kullanabilirsiniz makası. Gördüğünüz gibi iki parçaya ayırdı. Silmek istediğinizde iki türlü seçme şekli var. Eğer seçip geri tuşuna basarsanız normal siler. Eğer seçip delete'e basarsanız gördüğünüz gibi o kısmı tamamen yok ediyor. Videoda da böyle. Buna dikkat edin. Eğer bir kurgu yaptıysanız, bir video yaptıysanız ya da seste e, bir şeyleri değiştirdiyseniz, attıysanız sıralamalarını attıysanız buna dikkat etmenizde fayda var. Diyelim ki attık. Bunun dışında kesmek için Ctrl B tuşunu da kullanabiliriz. Yine nere nereyi seçmek istiyorsak oraya basıyoruz. Ctrl B'ye bastığımızda bakın istediğimiz gibi burada kestik. Aynı şekilde Ctrl B dedik ki bunu şuraya kopyalayalım. Ctrl C'ye kopyalamak istediğimiz yere geldik. Bakın görüyoruz da şu an Ctrl C'ye bastığım için kopyalayacağımız parçayı görüyoruz. Nereye kopyalayacaksak Ctrl V dediğimizde görerek de yaptık. Bunu buraya almış olduk. Şurada bir takım şeyler var. Edit Selection Mode var. Bakın buna tıklarsak bölgeyi seçerek bu bölgeyle çalışacaksak ya da bu bölgeyle nereyle çalışacak skorayı seçebiliyoruz. Bu ikon artıdan ele dönüşürse bunu böyle alabiliriz. istediğimiz yere. Daha sonra şuradaki butonla Fade In Fade Out yapabiliyoruz sesi. De sözünü verdim. Ve şu kadar paraya işte şunu sat... Bu fade ton şekline karar verebiliriz. Bir anda düşebilir, daha yavaş olabilir. Arasındaki farkı duyun. ya işte şunu sat, ben bir şey satmayacağım bu kanalda. Hı. Ya da... Şu kadar paraya işte şunu sat, ben bir şey satmayacağım. Fade out'a karar verebiliyoruz bu şekilde. Ya da fade in. bu taraftan da fade in yapabiliriz. Aynı şey. Hı hı. Şimdi yukarıdan istediğiniz bölgeyi seçebiliyorsunuz. Ya da burada bakın stop'a bastınız. Play'e bastınız. Samimiyetle söylüyorum o yorumları ve o insanlarla o iletişimi durdurdunuz. Geriye alabilirsiniz, ileriye alabilirsiniz. Bunlar hızlı devam ediyor. Çarpı 16 yazıyor bakın. Çarpı 16 geriye ileri. Çarpı 16 aldınız Yen durdurdunuz. Bir konu daha var yani. ileri alırken bastığınız yerde çalmaya devam edecektir. Kısa yolları kullanabilirsiniz. Klavyenin sağ sol tuşu. Samimiyetle söylüyorum o... Shift'e basıp saat tuşu hızlı ilerleme yapıyor. Bunun dışında volume'e müdahale edebilirsiniz. Bakın şurada bir çizgi var. İstediğiniz desibelde arttırabilirsiniz. Ya da bir bölgeyi seçip arttırabilirsiniz. Ctrl-B Ctrl-B Bu bölgeyi sadece arttırabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz. Ya da bu bölgeye fade in fade out yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Edit kısmında yapabileceklerimiz bu. Mix kısmına gelirsek burada... Bakın burada kanalları görüyorsunuz. Şu an bir tane kanalı var. O yüzden sadece bir görüyoruz. Mikser kısmı burada sağda. Bu audio 1 dediğimiz şu an uğraştığımız, şu an işleyeceğimiz dosya. Bas 1 dediğimiz de master kanal, genel ana kanal. Birinci yapacağımız şey her zamanki gibi sesi normalize etmek. Normalize etmek neydi? Sesin en üst noktasını istediğimiz seviyeye çekmek. Şimdi burada bunu normalize edebilmek için sağ tuşa tıklıyorsunuz dosyanın üzerinde. Bakın Normalize audio levels diyor. Buna tıkladığınızda şimdi sizde şöyle gözükecek. Burada normalization modlar var, target level'lar var. Bir sürü ayar var. Gözünüz korkmasın. Sample peak program ya da biz true peak'i kullanacağız. iki tanesinden bir tanesini. True peak kullanmanızı tavsiye ederim. Sample peak de sesler, sample bütün ses dosyaları sample'lardan oluşur. Yeterince yaklaştırırsak bunu görebiliriz. Ses dosyasına bakın. Şu her nokta bir sampledır. Yani bu noktaların arasında bu sample'ların sayısı fazlalaşırsa ses daha çözünürlüklü hale gelir. Mesela 16 bit de daha fazla sample'ımız olduğu için 8 bit bir sesten daha yüksek çözünürlüklü, daha detaylı duyarız. Dolayısıyla bu sample peak program buna göre, bu sample noktalarına göre bunu baz alarak normalize ediyor. Ee, burada farklılıklar var. Bunlara takılmayın. Bakın Burada DBFS diyor. Bu decibel full scale, full scale demek. Bu true peak e, DB true peak demek. E, loudness K weighted full scale demek. Bunların hepsi e, bunların hepsi standartlar. Ölçüm standartları. Mesela diğer programlarda yaptığımız Odyssey ya da Ocean Audio'da yaptığımız gibi istediğimiz bir noktaya getireceğiz. Diyelim ki eksi sıfır nokta nokta bire normalize ediyoruz. Et dedik. Bakın gördüğünüz gibi bu noktayı şimdi buraya izlerseniz... Vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Bakın sıfır. Aldı. Hı -hı. Hani diğer kanallar gibi... En yüksek noktasını sıfıra aldı. Şimdi biz bunu True Peak'e göre yapacağız. Burada True ile çalışabilme şansımız varsa her zaman True ile çalışın. True Peak'te de aynı şeyi yapacağız. Ee, ama eksi bir diyeceğiz. Çünkü sesi işleyeceğimiz için burada diğer programlardaki gibi değil. Normal sesi canlı olarak işleyeceğimiz için birazcık dinamik boşluk bırakıyorum eksi bir kadar. True Peak ile Sample Peak aşağı yukarı aslında birbirlerine yakın. Fakat True Peak daha doğru bir şekilde sesi ölçen bir standart. Çünkü e, ses dijitalden analoga çevrildiği zaman Sample Peak'te sıfıra vuran bir değer analogda hoparlörlerden çıkarken belki sıfırın üstüne çıkabiliyor. True Peak bunu daha iyi ayarlayan bir standart. Daha fazla detayına girmek istemiyorum. Dolayısıyla True Peak ile eksi 1'e getirdikten sonra yapacağımız ilk şeylerden bir tanesi sesteki Gürültüyü azaltmak. Bir dip sesimiz var. Bakın burada duyuluyor. Bunu azaltmak için diğer programlardakinden çok daha güçlü prosesörlerimiz var burada ve bunları canlı işleyebiliyoruz. FX kısmına bu artıya tıkladığımızda, bakın noise reduction da deesser, dehumer ve noise reduction var. Noise reduction'a tıkladık. Zaten bu program bir video programı olduğu için daha çok konuşma editleyeceğiniz için özellikle konuşma için bir otomatik gürültü azaltma modu var. Bu hiç manuelle uğraşmayın. Direkt bunu kullanın. Dinleyelim. Bakın zaten otomatik hali bile hiçbir şey yapmasınız neredeyse işe yarayacak. Ee, ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken benden... Daha... Bakın şuradan açıp kapayacağım bu çalarken. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken benden... Daha... Şimdi eşik noktası eksiklikte. Bunu biraz yükselteceğiz. Ee, şu drive at It... Efektin ne kadar etki ettiği %80 et, etki ediyor şu an. Eşiği birazcık daha yükselteceğim ki daha az duymak istiyorum gürültüyü. Ee, ee, ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim herhangi efekti birazcık daha artıralım. Birinden para almıyorum. Tabii. Efekti birazcık daha arttırmamın sebebi birazdan equalizer'la üst frekansları artıracağımız için bu gürültü sesinin şu ankinden birazcık daha fazla duyulacak olması. Bu ayarlarımız yeterli. Daha sonra yapacağımız şey bir ekolayzırdır. Bu arada efektleri alt alta koyuyorsunuz dikkat edin. Ee, burada bir efekt daha ekleyebiliriz. Efekt sıralamanız önemli. Hangi sırada koyarsanız o sırada etki eder. Şu an önce gürültüyü azalttık. Sonra altına koyacağımız gürültüsü azaltılmış sinyal üzerine proses edecektir sonraki proseserimiz. O yüzden şu sıralama önemli. Şimdi equalizer şurada. Bakın. Buraya iki kere tıkladığınız zaman equalizer burada açıldı. Her zaman diğer programlarda yaptığımız gibi yapacağız. Fakat dinleyerek yapabiliriz. Burada yaptıklarımı yavaş yavaş anlatacağım. Önce bunu band 1'e açıyoruz bunu. Şöyle 60'a kadar 50'ye kadar sildik. Şuraya aldı. Buralarda insan sesi zaten insan sesinin bulunduğu frekanslar değil. Çok çok kalın sesler, çok pes sesler. Buraya aldık. Daha sonra yapacağımız şey, bu dördüncü bandı, bakın burada bir şekil var. Bunu Q-Factor'ını ince bir hale getiriyoruz ve orta şu frekanslarda, 1-2 kHz arasındaki frekanslarda sesle çamurluk yapan, rezone eden frekansı buluyoruz. Bayisem öncelikle e, teşekkür ederim sizlere. Bakın çalarken bakabiliyorum, izleyebiliyorum. Bayisem öncelikle e, teşekkür ederim sizlere. E, ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha Evet yakaladık. Şimdi bunu aşağı alıyoruz. de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Güzel. Sonra bu beşinci bandı tiz kısımları sesin parlak kısımlarını arttırıyoruz. Karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu hı -hı, kanalda. Hı. Hani Şimdi diğer programlarda bu kadar arttırmamıştım. Çünkü çalışabileceğimiz bir Deacer pluginimiz yoktu. Şimdi bir Deacer pluginimiz var. Dolayısıyla daha fazla arttırdım. Deacer nedir? Sesteki S'leri, şeyleri engelleyen, kesen, baskılayan bir prosesördür. Ee, diğer programlarda, Oda Ocean, Ocean Audio'da bunu yapamamıştım. Programın içinde bir Deacer plugin yoktu. Dolayısıyla buraları çok yükselterek S'lerin, şeylerin patlama riskine girmek istememiştim. Ama şu an parlatıyorum. Ne kadar parlak o kadar iyi. Şimdi parlatıyorum. Daha sonra bir Deesser plug-in'i kullanacağım. Diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya işte şunu sat ben bir şey satmayacağım bu kanalda. Hı hı. Evet, güzel. Şu kısımda da şurada da biraz ağırlık kazandıracağız sese. Şu aralık sesim pesin olduğu yerler. Yükselteyim duyun. Dolayısıyla öncelikle e, teşekkür ederim sizlere. Gördüğünüz gibi şimdi burada frekanslarla oynadığımız için sesin sinyalinde de Faz, fa, farklılıklar oluyor. Dolayısıyla o yüzden normalizeye eksi e koyduk ki en azından bir desibel kadar bir boşluğumuz olsun. Çünkü sesin asla sıfıra vurmaması lazım. Ee, ama önemli bir konu... Şurası, şurada bakın diyelim yani şunu biraz arttırayım görün. Daha var yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Bakın şu kırmızı oldu bunun olmaması lazım. Dolayısıyla bundan kaçmak için kendimize bir boşluk bıraktık. Şimdi birazcık ağırlık verelim sese şu bölgede. Birazcık bunun da Q factor'ını şeklini biraz böyle alabiliriz. Çünkü daha çok frekans aralığına şurada yani 125'ten 500'e kadar aşağı yukarı etki etsin istiyorum. Dinleyelim. Sizlere. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. E, açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hı hı hı. Hani diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya işte şunu ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. E... farka bakalım kapatarak. Ama önemli bir konu daha var. Yani bu Açalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. E... açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu Hı -hı. kanalda. Hı -hı. Hani Evet. İyidir equalizer'da teknik olarak genelde diyalog ya da e, konuşma mixlenirken yapılan teknik olarak equalizer işlemi budur. Bir sonraki adımımız burada bakın dynamics diye bir tuşumuz daha var. Buraya tıklıyoruz. Burada elimizde birkaç tane prosesör var. Limiter, kompresör, expander ve gate. Şimdi biz burada limiter kullanacağız. Limiter sesi limitleyen bir prosesör. Daha önceki videolarımı e, izlediyseniz orada görmüşsünüzdür sizin limitleyeceğiz ki belli bir seviyeyi aşmasın. Önce dinleyelim bakın şurada. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. <laughs> herhangi birinden para almıyorum. Tabii. E, açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu Hı -hı. kanalda. Bakın burada zaten şu an bazı yerlerde peak olmuş. Bakalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken de ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim. Evet bakın. Şimdi bunu fark ettiysek Birazcık aşağı almamız lazım. Asla sıfıra vurmamamız lazım. Çünkü şu an hem equalizerlı hem de noise reduction'la sinyalle uğraşıyoruz. Şimdi biraz alalım. Şu yüksek, yüksek noktadan dolayı oluyor. bakalım Vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten. Çok almışız. bilmiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu Hı -hı. konu. Evet sıfıra vurmuyor sinyal vurmuyor. Şimdi zaten limiterle limitleyip sesi yükselteceğiz. Şimdi tekrar limiter'a e döndük. Limiter'ı açtığımızda şimdi çalışmaya başlıyor. Bakın şu an diyor ki. Eksi 20'ye vurduğunda ses, buradaki sinyal orada diyor kesilir. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Biz de demin buradan takip ettik. Eksi 17'lerde falandı. Biraz daha altına limitleyeceğim garanti olsun diye. Eksi 19 yaptım. Ha, önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyor. Bakın şurada geçmiyor hiçbir şekilde. Burada kalıyor. Yani şu an limitledik. Buraya geçemiyor. E, dolayısıyla Sesi limitlediğimiz için sesin volümünden de biraz kaybetmiş olduk. Bu make-up kaybettiğimiz, ses volümünden kaybettiğimizi geri kazandırmak için olan bir buton. Şimdi buraya izleyerek, limitleyerek kaybettiğim sesi geri kazandıralım. Dolayısıyla öncelikle e, teşekkür ederim sizlere. E, ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim herhangi birinden para almıyorum. Tabii. E, açıktan para karşılığında ders vermiyorum... ...ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu Hı -hı. kanalda. Hı -hı. Evet. Şimdilik kalsın. Şu an... ...S'ler biraz patlamaya başladı dikkat edersiniz, S'ler biraz fazla gelmeye başladı. Hem limitledik hem yükseğe aldık. Şimdi hemen tekrar... ...Noise Reduction'dan bir de programına basıyoruz. Burada zaten presetlerimiz var. Presetlerden Male, Erkek, S sesini seçeceğiz. Burada hızlı bir... E, ...reaksiyon istiyoruz ve daha kısa bantlı bir profil seçiyoruz. Konuşma esnasında seyirlerimiz uzun uzun olmadığı için hem hızlı reaksiyon etsin istiyoruz hem de çok büyük bir alanı reaksiyon etsin istemiyoruz. Çünkü zaten hali hazırda şu anki kaydımızda çok seyirli, seyirlerin çok patladığı bir kayıt değil. Çünkü laverler yani yaka mikrofonu ile kaydedilmişti. Dolayısıyla seyirler aşırı patlamadığı için böyle bir profile hele böyle bir profile bir ihtiyacımız yok. Dinliyoruz. Size söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Yani ben, bende önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Şimdi bu otomatik olarak buraya koymuş ama bizim seyirlerimiz 7 kHz'de tınlıyor gibi. De söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Evet. de söyledim. Herhangi birinden... Bunu da Ecolizer'dan bulabilirsiniz. Seyirlerin nerede patladığını. Aynı şekilde bu şekilde yapıp ...dolanıp nerede olduğunu bulabilirsiniz. Biz daha önceden bu kayıda çalışmıştık... ...bakmıştık. Şu bölgede tınlıyordu. 7-8 kHz arasında tınlıyordu. Söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Önce de söyledim. Herhangi birinden... Reduction azaltmayı zaten... ...S'de azaltmayı görüyorsunuz ne kadar azalttığını. Söyledim. Herhangi birinden para alınmıyor. Ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. E, açıktan para karşılığında ders vermiyorum. Ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu Hı -hı. kanalda. Hani diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya işte evet diye kırmızı da yaptık. Son bir şey daha son bir şey daha yapacağız. Burada expander ve gate var. Gate kapı adı üstünde İngilizce kapı demek. Yani sinyali diyor ki şu eşik noktasında aç ve kapa. Şimdi farkı duyacaksınız. sizlere. Ee, ama önemli bir konu daha var. Yani yani sinyal eksi 35'e düştüğünde mutlak bir sessizlik oluşuyor. Ses çok daha temiz bir hale geliyor. Gate ile çalışırken threshold'umuzu yani eşiğimizi aşağılara almamız lazım. Eksi 30 eksi 40 arası iyi bir noktadır. Ee, ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken... Release, atak, hold ve release de anlatayım. Bu bütün hepsinde var. Bakın kompresörde de var. Limiter'de de var atak, release. Ee, bu atak prosesörün hangisi ise Expander Gate'in tam tersi şekilde çalışır. Prosesörün ne kadar hızlı şekilde devreye gireceği, ne kadar uzun süre hold, ne kadar uzun süre çalışacağı, release ise ne kadar süre sonra çalışmayı bırakacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla çok hızlı atak zamanında gate biraz sanki e, seste bozukluk olmuş gibi olabilir. Örnekleyelim. Dolayısıyla evet, öncelikle e, teşekkür ederim sizlere. E, Bakın biraz bir garip oldu. Biz daha doğal açınsız kapansın istiyoruz ses. Ama önemli bir konu daha var. Yani Ve Birazcık daha uzun sürüsün çalışmayı bırakması. Ee... Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Evet. Ee, açıktan. Evet gün sonunda bütün prosesörlerle beraber son kez baktığımızda Ecolizer'da belki birazcık daha parlatmamız gerekiyor. Sonunu parlatalım. Öncelikle teşekkür ederim sizlere. Ee, Nasıl olsa Diyesir pluginimiz şeyleri şeylerle ilgileniyor. O yüzden parlatabiliriz. E, ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. E, açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu hı -hı, kanaldan. kanalda. Hani diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya... Evet. Şuraya bakıyoruz. En yüksek noktamızı görüyoruz zaten bu en yüksek noktamıza göre çalıştık en yüksek noktamızda sıfır yaşıyor mu ona bakıyoruz ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda şu an sonuçtan memnunuz bunu nasıl dışarı açacağız bakın deliver kısmına geliyoruz formatınızı seçeceksiniz Bu sadece bir audio format olduğu için audio tıklıyoruz sadece export audio diyeceğiz export videoyu iptal ediyoruz audio export alacağız formatımızı wav olarak seçiyoruz. Zaten orijinal kaydımız 16 bitti. Bu da lineer PCM'de kalsın. Nereye diyelim ki dosya ismimize karar verdik. Dosyayı atacağımız yere karar veriyoruz. Save dedik. Daha sonra bunu add to render queue diyoruz. Render etmesi için ya da export etmesi için. Render all dediğimizde şu an bunu dışarıya atmış oldu bakın burada. Evet, şimdi işlenmeden önce ve işlendikten sonraki hallerine bakalım. Bu üstteki o diyor ki işlenmeden önceki hali. Dinleyelim sol alıp. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Bu da sesi işlediğim hali. Bunu bunu da dinleyelim. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Gördüğünüz gibi daha çok renk ve kurgu için kullanılan da, DaVinci'nin Fairlight kısmını, Mixer kısmının ne kadar kuvvetli olduğunu gördünüz. Sadece ses editlemek ve ses mixlemek için bile kullanabileceğiniz bir kısmı Fairlight. Çok güçlü ve bedava bir program. Herkesi tavsiye ederim.